Merhaba, ben Destek Radyoloji ekibinden Doktor Adem Kırış. Bugün size koroner BT anjiyografi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Koroner BT anjiyografi, kalbi besleyen damarların radyasyon kullanılan bilgisayar tomografi yöntemi ile damardan ilaç verilerek görüntülemesi yöntemidir. Bunun alternatifi kasıktan veya kol damarlarından kateterle kalbe ulaşılarak ve yapılan kateter koroner anjiyografi yöntemidir. Bu yönteme göre çok daha kolay, çok daha rahat bir şekilde kalbin damarlarını görüntüleyebilmekteyiz. Koroner BT anjiyografi yöntemi tamamıyla tanı yöntemidir. Kateter koroner anjiyografi yöntemi ise hem tanı hem tedavi yöntemidir. Hastalara önce görüntüleme yapılır, arkasından gerekiyorsa stent takılabilir veya balon anjiyoplasti dediğimiz tedavi yöntemi uygulanabilir. Koroner BT anjiyografi yöntemi ise tamamıyla bir görüntüleme yöntemidir. Damar duvarlarında var olan darlık, tıkanıklık, doğuştan gelen herhangi bir anomali koroner BT anjiyografi yöntemiyle çok kolaylıkla ve güvenle tespit edilebilmektedir. Verilen radyasyon dozu cihazdan cihaza değişebilmekle birlikte yeni geliştirilmiş bilgisayarlı tomografi cihazlarında verilen radyasyon dozu çok çok düşürülmüştür ve kişi için risk oluşturması minimum hale getirilmiştir. Özellikle 40 yaşın üzerinde kalp hastalığı geçirme riski bulunan, ailesinde böyle bir hikaye bulunan, sigara öyküsü bulunan kişilerin tarama yöntemi olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Kimlere koroner BT anjiyografi çekilmez? Kontrast madde alerjisi olan kişilere koroner BT anjiyografi çekilmez. Koroner BT anjiyografi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için destekradyoloji.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.